Merhaba. Sana da merhaba. Yer altından notlar başlıyor. Burada kimsenin ihtiyaç duymadığı bir şey yapacağım. Yani edebiyattan ve felsefeden bahsedeceğim. Ve burada çok acayip şeyler olmayacak. Bu bölümün konusu genci, yaşlısı, zengini, fakiri, herkesin kapıldığı bir hastalık olan aşk. Önce bir şaire, Mayakovski'ye kulak verelim. Bakalım ne demiş aşk hakkında. Hayatın en hüzünlü anı, mevsimine kapıldığın kişinin bahçesinde açabilecek bir çiçek olmadığını anladığın andır, demiş. Bir de Adam Phillips diye bir psikoterapist var. O da diyor ki, aşık olmak sahip olduğunu bilmediğin bir hayal kırıklığının hatırlatılmasıdır aslında. Ne dediği anlaşılmıyor mu? O zaman bir de bunu deneyin. Kuş 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 kırker kör kül kel kül kelin kısa söz kim okuyup biz. Arkada alt arkar var, kırkada kırk arkar var, kırk arkarda ağ arkar var, alt arkarda. Çünkü hayatında hep bir şeyler eksikmiş gibi hissediyorsun. Bu yüzden de hep birini bekliyorsun. Onunla daha tanışmadan hayaller kurmaya, ona bir sürü misyon yüklemeye başlıyorsun. Sonra biri çıkıyor karşına. Hep onun hakkında düşünüp hayaller kurduğun için hayalindeki insanı ona yansıtıyorsun ama olmuyor işte. Hep bir şeyler eksik kalıyor, sonunda çuvallıyorsun. Oysa o eksik şeyleri başka bir insan değil, sadece sen, kendin tamamlayabilirsin. Ancak kendini tanıdıktan sonra başka bir insanla bütünleşebilirsin. Peki ne yapacağız? Psikolojik ve varoluşsal evrimimizi tamamlayana kadar hiçbir ilişki yaşamayacak ya da aşık olmayacak mıyız? Tabii ki yaşayacağız. Çünkü iyi ya da kötü hayatımıza giren her insandan öğrenecek çok şeyimiz olacak. Hatta kötülerden ve salaklardan daha fazla şey öğreneceğiz. Bazen seni en çabuk sevgilin unutacak. Ama sen öldürmeyen acıyı güçlendirir mantığıyla yoluna devam edeceksin. Ve koşmayı bıraktığın gün, vardığın gün olacak. O gün yanında biri olursa ne mutlu sana. Ama o gün yalnız olsan da bunca şeye rağmen hala ayakta kalabildiğin için kendini kutlamayı unutma. Peki kadınlar ne ister? En iyisi bir bilene soralım. Aa, bir kadın. Size bir şey sorabilir miyim? Buyurun, oturmaz mısınız? Çok merak edilen bir soru var, onu sormak istiyorum size. Kadınlar ne ister? Erkeklerin problemi ne biliyor musun? Hepinizin büyük lafları, büyük vaatleri var ama bütün o kendinize böbürlenmeleriniz, büyüklenmeleriniz hepsi gizli bir yardım çığlığı aslında. Biz av değiliz, siz de avcı değilsiniz. Peki bir erkeğin seni etkileyebilmesi için ne yapması lazım? Beni etkilemeye çalışmasın yeter. Bir erkek beni ancak zekasıyla tahrik edebilir. İçimde oltaya yakalanan bir balık gibi çırpınıp durması değil. Dur hemen. Nereye gidiyorsun hemen ya? Numaranı alabilir miyim? Hayır. İsmini öğrensem en azından. Hayır. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir arkadaş. Evet, gördüğünüz gibi kız gitti. O zaman yazılmış en iyi aşk romanlarından bazıları şöyle bir ekrana gelsin, burada dolansın. Biz de onlara bakalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Son bir şey diyeceğim, bir saniye. İçinde çırpınıp duran bir balık. Zor bir cümle. İçinde çırpınıp. İçine çırpınıp duran balık. Oraya balık görseli gibi. Ama sen öldürmeyen acı... Neydi bu? Güçlendi yani. Ama sen öldürmeyen... Herkesin bir dönem... Bu bölümün konusu genci, yaşlısı, zengini, fakiri, herkesin yakalandığı bir hastalık olan... Herkesin yakalandığı yine yani.